Arkadaşlar merhaba. Bulut bilişim mekanizmaları içerisinde belki en önemli yeri işgal eden arkadaşlar bulut bilişim güvenlik mekanizmaları. Şimdi arkadaşlar öncelikle şifreleme ile daha sonra e, mesaj özeti, daha sonra dijital imza, açık anahtar altyapısı, kimlik ve erişim yönetimi, tekli oturum açma, bulut tabanlı güvenlik grupları ve sıkılaştırma arkadaşlar Hardin'in konusuyla e, bulut bilişim güvenlik mekanizmalarını açıklayacağız. Öncelikle arkadaşlar şifreleme ile başlıyoruz. Arkadaşlar şifreleme konusu bizim bilgi güvenliğinin confidentiality, integrity ve accessibility dediğimiz üç temel noktası vardı. Bilgi güvenliği sağlamak açısından. Bunun yanına da biz ne eklemiştik? Non-reputation yani kimlik e, inkar edilememezlik desek daha doğru olacak arkadaşlar. Şimdi C harfi yani confidentiality dediğimiz nokta encryption'la aslında çok çok yakın ilişkili. Şimdi arkadaşlar biz bir plain text'imizi yani açık metnimizi bir kriptografi algoritmasına input olarak verdiğimizde çıktı olarak arkadaşlar cipher text çıkacak. İşte biz burada encryption işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Yani mesajın açık bir şekilde değil de Kapalı bir şekilde, gizli bir şekilde e, gönderen ve alıcı dışında başkası tarafından görülemesin diye e, şifreliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu encryption metotları iki türlü. Birincisi simetrik, ikincisi de asimetriktir arkadaşlar. Simetrik encryption dediğimiz teknikte, de, göndericiyle ile alıcının ortak bir adet bir adet anahtarı ki vardır. Bir adet arkadaşlar. Ortaktır bu da. Ama asimetrik şifrelemede arkadaşlar gönderenle alıcı her birinin arkadaşlar ikişer adet anahtarı vardır. Bakın ikişer adet. Şimdi bunu biraz daha açmak istiyorum. Bakın gönderici ve alıcı. Asim ettik yani public anahtar e, şifrelemede. Şimdi bir tane D dediğimiz arkadaşlar bir private anahtar bir de E dediğimiz public anahtar olsun. Bunları da D gönderen E gönderen diyelim arkadaşlar. Aynı şekilde alıcının da bir bakın sadece alının, alıcının bildiği private anahtar bakın ve herkesin bildiği açık anahtarı var. Şimdi gönderen kişi alıcıya bir mesaj göndermek istiyorsa buna da M diyelim bakın. Gönderen kişi göndermek istiyorsa arkadaşlar alıcının E-A'sını kullanarak bakın E-A'sını kullanarak tabi burada modülos işlemi de var. Bunu şu an anlatmayacağım söylemeyeceğim arkadaşlar. Bu mesajı ciphertext olarak alıcıya gönderiyor arkadaşlar. Bu mesaj bu kanaldan ciphertext olarak geliyor. Şimdi buraya geldi arkadaşlar ciphertext. Bu ciphertext alıcı bakın kendisinin bildiği sadece private anahtarla üssünü alıyor. Şu an modülosu anlatabilirim. Bir daha arkadaşlar ortak kullanılan bir N var bakın. Alıcının kendisine ait bir modülosu var. N alıcı diyoruz. Gönderinde kendisine ait bir N G'si var arkadaşlar. Buna modüler aritmatikte e, modülos diyoruz. Şimdi gönderen kişi bakın alıcının yani herkesin bildiği EA ile üstünü alıp mod N'de, NA'da işlemini yapıyor. Ciphertext'i buluyor. Alıcı ciphertext aldı arkadaşlar. Sadece kendisinin bildiği bir private anahtarla üstünü alıp mod NA'da arkadaşlar bakın işlemini yapıyor. Ve neyi buluyor? Mesajı buluyor. Bu sadece arkadaşlar RSA anlatımı yaptım şu an. Asimetrik Encryption ve RSA. Burada arkadaşlar baktığımız zaman public anahtar örneğin eliptik kör kriptografi. Örneğin bu da public anahtar yöntemidir. RSA eliptik kör dışında örneğin bizim kullanmış olduğumuz Elgamal imza da aynı şekilde arkadaşlar. Elgamal imzada da biz public key encryption kullanırız gibi gibi. Burada anlattığım sadece RSA'dır. Ve mesajı bu şekilde açmış oldu. Alıcı gönderene göndermek isterse arkadaşlar nasıl yapacak? Bakın bir tane mesajı aldı. Alıcı arkadaşlar. Bu sefer bu tarafa gönderiyor. Bu sefer gönderdiği kişinin bakın herkesin bildiği EGS ile mod NGS ile arkadaşlar işlemini yapıyor. Burada bir cipher text elde ediyor. Bakın bu cipher teksi gönderen kişi alıyor arkadaşlar. Bu cipher teksi kendi özel anahtarıyla bakın üstün alıp mod ngde kendisinin modulos işleminde arkadaşlar yapıp bu mesajı açabiliyor. Sonuç itibariyle gönderen kişinin bakın iki anahtarı alıcı kişinin iki anahtarı her bu anahtar çiftinden birer tanesi gizli anahtar sadece ilgili kişi tarafından biliniyor. Bir diğeri de arkadaşlar herkes tarafından bilinen anahtar. Buna da biz açık anahtar diyoruz. Şimdi bu encryption yönteminde arkadaşlar ciphertext'e bakarak biz neyi anlayabiliriz? Orijinal plaintext'i anlayamayız arkadaşlar. Ama ne anlayabiliriz? Mesajın uzunluğunu anlayabiliriz arkadaşlar. Çünkü biz e, blok cipher şifreleme yöntemi veya stream cipher kullanıyoruz bloklar halinde. Örneğin 64 bitlik mesajları 64 bitlere bölerek her bir 64 biti kendi içerisinde mesela cipher text hale getiriyoruz. Ya da cipher block chaining tekniği her bir cypher'ı ne yapıyoruz? Yeni bir bloğa girdi olarak verdiğimizde en ufak bir arkadaşlar buradaki initial vektördeki değişiklik bütün arkadaşlar sonucu etkileyebiliyor arkadaşlar baktığımızda bu cipher block chaining tekniğiyle blok şifreleme arkadaşlar mesela bunun dışında asimetrik e, düzeltiyorum simetrik şifreleme içerisinde arkadaşlar bir de ne var stream yani dizge şifreleme yöntemi var burada da arkadaşlar normal bir e, evinizdeki kablolu tv yayınından bahsedelim kablolu tv yayınında 1.0 bitleri bakın Sürekli akıyor, doğru mu arkadaşlar? Milyon tane bit akıyor burada. E burada bir decoder, bakın, e, sizin tarafta da arkadaşlar encoder düzeltiyorum. E, servis sağlayıcı tarafında encoder yani şifreleyici, sizin bu tarafta da şifre çözücü var. İşte data encoder tarafında, enkript ediliyor. decoder tarafında da sizin tarafta da açılacak. İşte burada önemli olan nokta küçük bir bit kümesinden örneğin arkadaşlar bu kadarcık bir bit kümesinden e, biz sonsuz sayıda arkadaşlar ne yapabiliriz? Anahtar üretebiliriz, generate edebiliriz arkadaşlar. İşte normal şartlarda biz bu mesajı her birine aynı uzunlukta bir anahtar kullanarak şifreleseydik arkadaşlar bunu saklamak için yeterli bir alanımız olamazdı. Ama küçük bir uzunlukta bir anahtar başlangıç noktası seçersek arkadaşlar initialization value bu değer neticesinde arkadaşlar gelen bütün mesaj isterse milyar bit olsun ona yetecek kadar arkadaşlar buradan biz ne üretebiliriz? E, anahtar üretebiliriz. Buradaki sıkıntı belli bir noktadan sonra buranın artık tekrarlamaya başlaması. Yani örneğin 32 bit sonra tekrar başa dönmesi 64 bit sonra tekrar başa dönmesi. Bu konuda arkadaşlar Sittim Şifreleme bölümünde özellikle e, ileri seviye uygulamalı kriptoloji eğitiminde de anlatmıştık arkadaşlar. Sonra burada şifrelendi. Dekoder bölümünde de çözülecek arkadaşlar. Aynı şekilde IV e, vektörü bizde var zaten. IV vektörünün aynı şekilde genişletilerek arkadaşlar, generate edilerek mesaj, şifreli mesaj buradan ciphertext olarak geliyor. Buradan çözülerek bize görüntü olarak geliyor arkadaşlar. sayfı da bu. Bit geldikçe arkadaşlar direkt karşılığında anahtarla ne işlemi yapılıyor? XOR işlemi yapılıyor. Yani 1 ile 1 örneğin topladık 2 çıktı. Mod 2 demek arkadaşlar XOR'da. 2'nin mod 2'deki karşılığı nedir? Sıfırdır. Şimdi arkadaşlar simetrik asimetriğinde kabaca tanımını yaptık. Simetrik Encryption'daki özellikle arkadaşlar Block Cipher, Stream Cipher konularında da kabaca değindik. Sadece asimetrik şifrelemede örneğin RSA'den örnek verdik arkadaşlar. Diğer asimetrik anahtar yöntemlerinden bahsetmedik. Şimdi resmimize bakabiliriz. Buradaki arkadaşlar servis müşterisi. Burada da servisimiz var arkadaşlar. Ne oluyor burada? Kötücül bir ajan var arkadaşlar. Buradaki datayı okumaya çalışıyor. Şimdi burada ne var? Mesaj bakın encrypt edilmiş. Kilit işareti var. Buradaki malicious ajan bu mesajı okusa arkadaşlar bakın şifreli olarak okuyacak. Yani sonuçta bu confidential olmaya devam edecek. Gizliliği halen sağlanacak. O yüzden encryption bu şekilde önemlidir arkadaşlar. Buradaki bir örnek çalışmaya gelirsek, örnek çalışmada Bakıyoruz. Biz ee, bir arkadaşlar web portalı üstünden, bakın web portalı üstünden burada şöyle bir ifade var. Connection TLS kullanıyor arkadaşlar. E, connection şifreli RC4 128 bitle şabil bakın mesaj authentication kullanıyor yani mesaj authentication kod kullanıyor. Bakın bir de eliptik körün e, arkadaşlar Diffie Hellman Encryption kullanıyor arkadaşlar RSA ile key exchange mekanizm da bu. Burada teknikleri, yöntemleri simetrik ve asimetrik için anlatmış arkadaşlar. Buradaki nokta şu. Buradaki S işareti arkadaşlar bizim secure bir connection sağladığımızı gösteriyor. Biz burada arkadaşlar açıklığa karşı yani açıklık yaratmamak adına bir web e, portalına bağlanırken arkadaşlar örneğin administration portalı vardı değil mi arkadaşlar? o portala baktığımızda s olmasına ve bunun güvenilir, secure olmasını özellikle dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu sebeple bizim yapmış olduğumuz haberleşmedeki plaintext'ler ciphertext şeklinde olacağından herhangi bir kötücül e, ajan tarafından ciphertext okunsa da bu ciphertext plaintext'e dönüştürme ihtimali çok zayıftı. Burada da şunu belirtmek istiyorum globalde one time pet dışında, yani one time pet nedir? Herhangi bir mesaj uzunluğu düşünün arkadaşlar. Milyon tane. Milyon tane de bir sıfır olduğunu düşünelim. Ve bu anahtarın bir kez kullanacağını düşünelim. Bu one time pet o yüzden biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Perfectly secure. Yani mükemmel güvenlik sağlar diyoruz. Ama bu mümkün değil arkadaşlar. Mesajın uzunluğu milyar bitse, milyar bittik anahtarı nerede store edeceğiz? O yüzden biz one time peti Arkadaşlar bir şekilde normal kullanamıyoruz çünkü imkansıza yakındı bu kadar milyar biti store edebilmek arkadaşlar. Nitekim bu milyar bitte sitem şifrelemede ne oluyordu arkadaşlar? Akıyordu değil mi? Bir kere de zaten gelmiyordu. Aktıkça arkadaşlar encode veya decode ediyorduk biz. Şifresini çözüyorduk. Şimdi one time pet dışında herhangi bir algoritma işin içerisinde RSA, diffie-hellman arkadaşlar bunun dışında Elgamal, arkadaşlar Digital Signature Algorithm, Elliptic Curve, Cryptography aklınıza gelebilecek her şey. RC4, işte MD5, SHA2, SHA3 aklınıza gelebilecek bütün arkadaşlar algoritmalar bizim ne diyoruz biz bunu arkadaşlar? Computational Secure diyoruz. Yani bilgisayar gücü yeterse kırılabilir arkadaşlar. Sonuç itibariyle burada S yazsa da biz muhteşem bir güvenlik sağlıyoruz. İmkansız, kırılamaz gibi ifadeler yok. Bunlar tamamen computational secure'dur. Bütün algoritmalar arkadaşlar. One time pad dışında. Yani bilgisayar gücü yeterse arkadaşlar bilgisayarın CPU gücü yeterse saniyede yaptığı işlem miktarını biz e, milyon milyar adete çıkartabilirsek çok hızlı bir şekilde her türlü algoritmayı arkadaşlar çözebiliriz.